Üreten Türkiye. Değerli dinleyenlerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla selamlıyoruz sizleri. Yapımcımız Harun Sarı, teknik yapımda Berkay Küçük görev yapıyor ve mikrofon başında ben Gökhan Özer. Efendim, her hafta birbirinden farklı sektörleri değerlendirdiğimiz programımız Üreten Türkiye'ye hoş geldiniz. Üreten Türkiye'nin bu haftaki bölümünde plastik ve ambalaj sektörünü tüm hatlarıyla değerlendirmeye çalışacağız. Program konuğumuzsa sektörün en önemli temsilcilerinden PAGER, yani Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Sektör, bütün sektörler daha doğrusu, pandemi sürecinden maalesef olumsuz etkilendi. Elbette bazı sektörlerin ön plana çıktığını gördük, daha karlı çıktıklarını gördük ama acaba soralım, nasıldır efendim sizin sektörünüzde pandemi sürecinin yaşattığı etkiler? Öncelikle tabii şunu söylemek lazım. 2020'nin başında sektör gayet ivmeli bir şekilde büyümesine devam ederken Mart ayından itibaren pandeminin yarattığı ilk öncü şoklarla birlikte ciddi anlamda talep daralması yaşadık. Özellikle hatırlarsanız ilk dönemlerde inşaat sektörü, otomotiv sektörü, bunların hepsi ciddi anlamda yavaşladı. Ama daha sonraki dönemde özellikle inşaat sektöründe alınan düşük faizli mortgage kredilerinin serbest bırakılmasıyla inşaat sektörüne bir hareket geldi. Otomotiv sektöründe aynı şekilde kredi imkanları sayesinde bir tekrar hareketlenme oldu. Üstüne üstlük bir de biliyorsunuz plastik sektörü özellikle bu pandemi sürecinde medikal malzemeler vasıtasıyla hayatımızda daha da çok yer almaya başladı. İşte maskeler biliyorsunuz yine plastik. Evet. Veya işte yüz siperlikleri birçok ürünle bu anlamda katkı vermiş oldu. Bir de sonuna doğru tabii artık tüketim de evden yapıldığı için kurye servisleriyle alınan paket servisler, internet üzerinden alışverişler, yiyecek içecek alışverişleri, bunların da ambalaj tüketimini arttırmasıyla birlikte sene sonunda İlk yarıda yaşanan olumsuzlukları kapatıp %0.9'luk bir üretim büyümesiyle 2020'yi sektör olarak kapattık. Ancak bu süre içinde en önemli sorunlardan biri 2020'nin Kasım ayından itibaren başlayan dünyada ham madde fiyatlarında, plastik ham madde fiyatlarında meydana gelen büyük artışlar oldu. Onların da bugüne kadar, yani o Kasım ayından 2020'nin bugüne kadar olumsuz yıkıcı etkilerini yaşamaktayız. En büyük üretici kimdir efendim plastik ham maddesinde? Şöyle söyleyelim, dünyada plastik ham madde üretiminin geleneksel olarak en büyük olduğu yerler Amerika ve Avrupa kıtasıydı. Fakat son dönemde biliyorsunuz son 50-100 yıllık kısmı aldığımızda ağırlıklı olarak Orta Doğu'da petrolün yavaş yavaş petrolden petrokimyasal ürün olarak satılmasıyla birlikte buralarda bir kapasite artışları oldu. Bunun yanında da yine özellikle Çin'in çok büyük tüketici olması sebebiyle Çin pazarına ihracat yapmak üzere Singapur, Tayvan gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde ciddi üretim kapasiteleri oluştu. Tabii üretim kapasitesi arttıkça fiyatların düşmesi bekleniyor ama özellikle bu pandemi gibi kriz yaşatan dönemlerde acaba sirkülasyonu ne etkiliyor da ham maddenin fiyatı bu kadar yükseliyor? Çok güzel bir soru Gökhan Bey. Şimdi şöyle, normalde akla gelen bir tüketici olarak işte veya ekonomi oyuncusu olarak doğal olarak pandemi sürecinde şunu bekliyor herkes. Sonuçta pandemi döneminde ister istemez dünyanın her tarafında kısıtlamalar var, kapamalar var. Sağlığın önde tutulduğu bir yaklaşım içinde turizm durmuş durumda. Yani hakeza seyahatler, uçak şirketlerinin hareketi, bunlar hep minimum düzeyde. Yani bir pandemi öncesiyle bugün aynı talep seviyeleri mümkün seviyede değil, eşit seviyede değil. Ama buna rağmen ham madde fiyatları plastikte artıyor. Ne kadar artıyor? Hemen size biraz rakam da vereyim. Kasım ayından itibaren plastikteki artış dolar bazında, döviz bazında %150'den daha fazla. Çok şimdi bir rakam, evet. Sorunuza dönersek, bunun sebebi maalesef dünyada hepimizin bildiği OPEC petrol karteli var, resmi, bütün dünyanın tanıdığı. Bu kartele çok benzeyen petrokimya sektöründe de kartelli yapıda
oluşan petrokimya şirketlerinin oluşturduğu bir şu anki arz kısıntısından kaynaklanıyor bu artışlar. Bu ne demek? Kasım ayından itibaren dünyanın birçok yerindeki bu petrokimya şirketleri çeşitli bahanelerle A şirketi belli bir bahaneyle, B şirketi başka bir bahaneyle, C başka, ama hepsi aynı tarihlere yakın ve baktığınızda da arzı kısmaya yönelik olduğu belli olan bu tür tesis kapamalarla birlikte bulunamayan ham maddenin fiyatlarının hızlı bir şekilde artmasını sağladılar. Dolayısıyla bugün yaşadığımız süreç maalesef bu kartel yapıdaki petrokimya şirketlerinin arzı kısması ve bunun da global anlamda bulunamayan ham maddenin fiyatının yukarı çıkması şeklinde gerçekleşti. Biz yanlış hatırlamıyorsam en büyük ikinci plastik ham madde ithalatçıyız değil mi efendim Türkiye olarak? Şöyle, Türkiye dünyadaki büyük plastik mamul üretici ülkelerden biridir. Bunu biraz sayıyla hemen söyleyeyim size. Biz senelik ortalama 9,5 milyon tondan fazla plastik mamul üretiyoruz. Bu şu demek, Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci en büyük üreticimiziz. Dünyada da altıncı en büyük plastik mamul üreticisiyiz. Plastik mamul üretimimiz bu kadar başarılıyken maalesef ona ham madde sağlayan petrokimya sektörü aynı ölçüde ülkemizde gelişmiş değil. Dolayısıyla plastik sektörünün ham madde ihtiyacının sadece %15'i yerli petrokimya tesisiyle sağlanıyor. Bakiyesi ise ithal edilmek durumunda. Bundan dolayı da petrokimyasal ithalatında dünyada bir numara en büyük üretici Çin olduğu için plastik mamullerde Çin açık ara farklı. Türkiye'de çoğu kalemde ikinci, üçüncü ama ilk beşten aşağı olmamak üzere dünyadaki en önemli ikinci büyük ithalatçı diyebiliriz. Dolayısıyla Çin ve Türkiye dünyada bu plastik ham madde ithalatının en büyük iki oyuncusu. Almanya'dan bahsettiniz biraz önce üretim anlamında. Çünkü Almanlar da bizim gibi ithal ediyorlar sonuçta. Onlar acaba sistemi nasıl oluşturmuşlar ve pazardaki bizim yerimiz ne durumda acaba Almanlarla kıyaslarsak? Tabii, şöyle söyleyeyim size. Bir kere Almanya plastik ham maddede demin hani ilk başta sorunuzda üreticileri söylerken geleneksel olarak en büyük üreticiler Amerika ve Almanya, Avrupa demiştim. Dolayısıyla Almanya'da geçmişten gelen büyük bir kimya ve petrokimya endüstrisi var. Dolayısıyla onlar üretim ayağında, yani petrokimya üretiminde bize göre çok daha ilerideler. Dolayısıyla bu yönden avantajlılar. Avrupa Birliği içindeki üretim merkezlerinden bir tanesi. Ama mamul üretimine gelince, yani plastik mamulde, demin dediğim gibi Türkiye son 5 senede adım adım Avrupa'daki her bir ülkeyi geçe geçe şu anda Almanya'dan sonra ikinci yere yerleşti. Tabii bu arada bu ham madde sorunuyla alakalı da bizim hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de özellikle o dünyanın değişik yerlerinde, özellikle de Çin'le birlikte ortak çözüm üretmek üzere oradaki plastik sektörleriyle de birlikte çalışmalarımız var. Bunlar da işin bir tarafını oluşturuyor. Sayın Eroğlu, polipropilen ne anlama geliyor efendim? Polipropilen, plastik ham maddelerinin değişik türleri vardır Gökhan Bey. Bunların bugün günlük hayatımızda tüketici olarak kullandığımız hemen bir örnek. Polipropilen en çok kullanılanlarından biri. Bunu nerede görüyoruz? Örnek verelim. Bugün çok güncel hastalık, sağlık olduğu için hastaneye gittiğimiz o şırıngalar polipropilen ham maddesinden üretiliyor. Veya aldığımız birçok ambalaj, gıdalarımızın içine konduğu kaplar hep polipropilen ham maddesinden üretiliyor. Yani günlük hayatta veya üzerimizde giydiğimiz ayakkabıların belli kısımlarında polipropilenler var. Birçok noktada hayatın kullanılan bir plastik türü, çok kullanıldığı için de en çok bilinenlerden bir tanesi. Niye bunu sordum? Çünkü Haziran ayının ortalarında Çin'de yeni bir petrokimya tesisinin devreye girmesi söz konusu olacak ve polipropilen ithalatı da bir anlamda Çin'in düşmüş olacak. Bu noktada Türkiye ile Çin'in bir çekişme, liderlik mücadelesi ya da en azından o kulvarda birbirine rakip olduğunu düşünürsek acaba Türkiye'nin nasıl bir plan olacak ileriye dönük olarak? Şimdi söylediğiniz bilgi Çin'le alakalı üretim kapasiteleri çok doğru. Şöyle söyleyeyim size, Çin demin de bahsettim, dünyadaki en büyük plastik ham madde ithalatçısı. Polipropilen örneğini söylediniz. Polipropilende dünyadaki ithalatın
tek başına %43'ünü Çin yapıyor. Türkiye'de dünyada ikinci büyük ithalatçı, yani bu ham maddeyi alıp üretim için kullanan ikinci büyük ithalatçı, %13'ünü Türkiye gerçekleştiriyor. İkisini topladığınız zaman %56'dan fazla bir kapasite elde, %56 civarında bir kapasite. Bu ne demek? Bu iki ülke aslında dünyadaki talebi, yani bu ham madde talebini elinde tutan iki ülke. Şimdi burada demin sorunuzda da vardı. Çin Haziran ayında özellikle devreye girecek yeni petrokimya tesisleriyle, ki çok sayıda ve sadece polipropilen değil, biz bunu raporlarımızla kamuoyunda da paylaşıyoruz. Merak edenler Pagem sitesinde bu raporları görebilirler. Biz burada ne yapıyoruz? Şunu görüyoruz. Şimdi 6. ayda çok ciddi bir arz fazlası olacak. Bu arz fazlasıyla birlikte demin örneğinizde de söylediğiniz polipropilende örneğin Çin'in ithalatı %57 azalacak. %57 azalması ne demek? Dünyadaki en büyük ithalatçının alımının yarısından fazlası azalması, oraya ne kadar ham madde ihraç eden, plastik ham madde, polipropilen satan ülke varsa bunlar bu ham maddelerini yeni pazar bulmak zorunda ve daha uygun şartlarda satmak zorundalar. Çünkü talep azalmış olacak. Evet. Bunun tabii çok olumlu Türkiye'ye de yansıması olacak. Türkiye'deki fiyatlarda da şu anda demin bahsettiğim o petrokimya kartellerinin oluşturduğu spekülatif balonun söndürülmesine katkı verecek. Bu konuda biz de Çinli meslektaşlarımızla birlikte onların da bizim Türkiye'de olduğu gibi kendi aralarında birlikleri var. Yani mamul üretenlerin, plastik mamul üretenlerin, onlarla irtibattayız. Ve onlarla birlikte diyoruz ki şu anki bu spekülatif balonu söndürebilmek önemli. Niye önemli? Çünkü ülkelerimizde iki tane şeye sebep oluyor. Bir, plastik üreten firmalarımız çok kısa zamanda bu %150'den fazla artıştan dolayı finansman yetiştiremiyorlar. Bu ne demek? 100 kilo ham madde alıp üretim yapıyorken bundan 6 ay önce şu anda aynı parayla 50 kilo ham maddeyi bile alamıyor firma. Birçok plastik firması bu yüzden şartel indirmek zorunda kaldı. Türkiye'de de bu durum bu şekilde. Dolayısıyla ne yapabiliriz diyoruz? Madem 6. ayda çok ciddi dünyada arz fazlası olacak, bu petrokimya kartellerinin oyununu bugünden bozabilmek adına biz de talebi daraltabiliriz birlikte diye karar verdik. Ve nitekim Türkiye'deki plastik mamul üretenler olarak bizim hem bir genel kurulumuz ayın 20'sinde yapıldı, oy birliğiyle bu kararı aldık plastik sektörümüz olarak ve dedik ki hep birlikte alımlarımızı elzem olmadıkça erteleyelim. Mümkün mertebe geri dönüşüm ham madde kullanalım. Orijinal ham maddede ise stoklarımız çerçevesinde olabildiğince elzem olmadıkça mal ham madde almayalım dedik. Ve gerçekten de Türkiye plastik sektörü bu konuda çok disiplinli bir duruş sergiledi. Hemen şunu söyleyebilirim. Bakın aşağı yukarı bir ay geçmiş bu söylediğim tarihle alındığında hem Türkiye'de hem Çin'de çok ciddi bir plastik ham madde alıcılarının, yani plastik üretenlerin ciddi bir direnci oldu bu kartelin ham madde fiyatlarına. Türkiye yurt içi piyasada ham maddelerimizde bir aylık düşüşleri hemen gördük. Ben bir iki rakam size söyleyeyim. Polipropilen konuştuk. Bir ayda %18 düştü. Değişik ham maddelerde, kristalde %10 düştü, PET'te %10 düştü. Bunlar teknik isimleri. Evet. Dinleyicilerimizin bazıları biliyordu. Alçak yoğunluklu polietilen %8, yüksek yoğunluklu %12, bunlar hep düştü. Ortalamada bir ayda %15 bu balonu söndürdük. Nasıl? Talebi daraltarak. Biz beklentimizse 6. aydaki zaten kapasite fazlalığı ortaya çıkacak. O zamana kadar bu işi talebi daraltarak şimdiden zorlamayı planlıyoruz. Ve şu anda da çok disiplinli, çok düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Piyasada bir güç birliği oluşturabildik Türkiye'li üreticiler olarak. Bunun da etkilerini hep birlikte görüyoruz. Sayısal olarak da söylersek bizim sevindiğimiz bir konu, ülkemiz adına da çok olumlu bir noktaya geldi. Çünkü maalesef bu ham maddeleri ithal ediyoruz %85'ini. Evet. Bizim plastik sektörü aylık 600 bin ton ham madde kullanıyor. Dolayısıyla baktığınızda %15 düşüşün aşağı yukarı matematik hesabı 180 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanmış oldu. Bu kartele gidecek para plastik üreticisinin, yani Türkiye'nin cebinde kalmış oldu. Bu da tabii bizi sevindiriyor. Çünkü öbür türlüsü bu mamullerin artan fiyatları plastik
tekstil ürün kullanan, ambalaj kullanan, efendim plastik iplikle dokunan, kıyafet giyen, ayakkabı alan tüm tüketicilere enflasyon olarak gidiyor. Tabii bizim ülkemizin de bir enflasyon hedefi var. Bunun için de bu fiyatların artmamasını engellemek, bu tür bir mücadele bir yanıyla da ülkemizin enflasyonunu artışını engellemek için milli bir mesele haline geliyor bizim için. Ekonomiyi en basit tabiriyle sonsuz ihtiyaçların kısıtlı kaynaklarla karşılanması yönünde yapılan sosyal düşünceyle oluşturulmuş bir matematik denklemi diyebiliriz aslında. Böyle bir durum var. Sonuçta yaptığınız her şey sosyal hayatı etki ediyor ve geri dönüşümde herhalde dünyanın geleceği gibi görünüyor. Buradan hareketle acaba sizin sektörünüz ne kadar plastik atığı geri dönüştürebiliyor ve geri dönüştürülebilen oran ihtiyaçları karşılayabilir mi? Çok önemli. Demin söyledim. Yaşadığımız sorunu da söyledim. Bu ham madde kartelleri dolayısıyla, petrokimya şirketleri dolayısıyla ciddi artışlarımız var. Bunun en önemli çözümlerinden bir tanesi de daha fazla geri dönüştürülmüş ham madde kullanmak. Hem çevresel anlamda sorunumuzdaki gibi hem de ekonomik anlamda çok büyük bir artı değer var burada. Peki bunu yapabilmek için neye ihtiyacımız var? Türkiye'de kaliteli toplanmış atık ihtiyacımız var. Kaliteli toplanmış ne demek? Şu demek, biz mümkün mertebe atıklarımızı eğer geri dönüşüm kutuları içinde toplayabilirsek tertemiz, herhangi bir kontaminasyona tabi tutulmadan onları değerlendirebiliriz. Bu işin en ideal kısmı. Eğer bunu yapamadık, o zaman en azından doğaya atmak yerine çöp kutularına atılırsa çöp alanlarında da bunlar ayrı işlemlere tabi tutulup yine ekonomiye katılabiliyor, geri dönüştürülebiliyor. Şu an için sorunuzdaki geri dönüşüm oranları konusunda bakanlığımızın ambalaj atıkları ile ilgili verileri %50'den daha fazlasını sistem içinde yaptığımızı gösteriyor. Ancak bizim en büyük eksikliğimiz Türkiye'de maalesef sistemin içine katabildiğimiz, yani bir vahşi toplama denen bir sistem vardır geri dönüşümde, maalesef vahşi toplama Türkiye'nin hala bir realitesi. Biz bunların hepsini resmi, kayıtlı, ölçülebilir hale getirebilirsek bu anlamda ülke olaraktan ölçebildiğimizi daha rahat yönetebiliriz. Birincisi bu. İkincisi, vatandaş olarak da bizlere çok önemli bir misyon düşüyor. O da şu, plastikleri bir kere kesin doğaya bırakmamamız lazım. Bunların hepsi ekonomik bir değer, çevresel etki açısı dışında ekonomik de büyük bir değer olduğu için bunları muhakkak doğaya bırakmak yerine doğru düzgün mümkünse geri dönüşüm kutularına değilse de çöp kutularını da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi sorunuza tekrar geri dönüyorum. Bir tarafı bu. Diğer tarafı ise bizim mevzuatlarımızda da geri dönüşüm konusundaki mevzuatlarımızı da hızlı bir şekilde dünyanın, Türkiye'nin şu anda geldiği noktaya göre revize etmemiz, yenilememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bakanlığımızla çalışıyoruz. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Umarız ki Türkiye'nin hem plastik sektörünü daha iyi noktaya götürecek hem çevre anlamında da çevremizi daha temiz tutacak bir mevzuatı hızlı uygulayabiliriz. PAGEV gibi kuruluşlar elbette bir araya gelmesi sektör temsilcilerinin açısından çok çok önemli. Peki PAGEV'in bu çatı kuruluşu aracılığıyla acaba sektörde birlik, beraberlik ve geleceğe dönük projeksiyonlar yapılabilecek mi? Şimdi bir kere bu ham maddeyle alakalı Türkiye'deki plastik üreticilerin hep birlikte bir hareket tarzı oluşturması büyük bir olaydı. Çünkü Türkiye dünyada çok büyük bir alıcı, demin de bahsettiğim ithalatçı ham madde konusunda. Bu tür büyük, sayıları az ama gücü fazla petrokimya kartellerine karşı hep birlikte hareket edip alımı durdurması ve bunun da dünyaya etkisi çok büyük oldu. Dünyadaki birçok haber kanalı bunu önemli haber olarak, ekonomi haberi olarak verdiler. Türkiye'de bunun fiyatlara yansımasını gördük. Ama bir şey daha oldu sorunumuzdaki. Bizim birliğimizi de kuvvetlendirdi. Yani biz daha net bir arada olabilmeyi, hep birlikte hareket edebilmeyi, ülke menfaatine, sektör menfaatine bir arada hareket etme kültürünü geliştirme imkanı bulduk. Zaten bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde plastik kauçuk kompozit meclisimiz var. Sanayi meclisimiz. Evet. Adından da anıldığı gibi bütün sivil toplum kuruluşlarımız da Türkiye'de plastikteki bu sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında toplayan yasayla kurulmuş en üst kurulumuz. Orası da bu sivil toplum kuruluşlarımızın birlikteliğini temsil ediyor. Bu çerçeve içinde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ama dediğim gibi gerçekten müthiş bir birliktelik ortaya kondu. Bu da bütün
dünyada da bizim için önemli bir değer. Neden? Hep yıllardır hep şöyle bir şey vardır bizim sektörümüzde bilinen. Çinli alıcılar, yani Çin'in ham madde kullanan firmaları, plastik üreticileri çok organize hareket etmeyi başarabilmişlerdir. Dolayısıyla bu tür petrokimya kartelleri Çin konu söz konusu olduğunda hep daha temkinlidirler. Çünkü Çinli alıcılar eğer böyle bir oyunu sezerseler hep birlikte alımı durdurabilirler. Bunu bilirlerdi. Şimdi buna bir de Türkiye eklendi. Türkiye'deki alıcılar da böyle yanlış şeyler olduğunda ülke ekonomisine, Türkiye'deki sektöre, plastik sektörüne zarar verici bu tür organizasyonlar olduğunda birlik halinde ülkenin ve sektörün menfaati için bir araya gelebiliyorlar, ortak duruş sergileyebiliyorlar. Bunu da önemli bir not olarak bir yere yazmak lazım. Çok kısa bir süremiz kaldı. Şunu da soralım sizlere. KOBİ'ler genel olarak kontratlı alımlardan ziyade spot alımlara yöneliyorlar. Onlar acaba böyle dalgalanmalardan ne kadar çok etkileniyor? Şimdi tabii Türkiye'de bakın bu biraz ne diyelim tatlı bir argüman. Ama realiteyle alakası olmayan bir argüman. KOBİ'ler kontratlı alsın. Bu mümkün değil. Neden? Şundan demin bahsettim. Türkiye'deki yurt içi üretim yapan firmalar Türkiye ihtiyacının sadece %15'ini karşılıyor. Diğeri ithal etmek zorunda Türkiye. Bir kere böyle bir realite var. Yani bizim Türkiye'de ciddi bir tedarik güvenliği, büyük üretim var. KOBİ'ler de kontratlı alsın deme şansımız yok. Bunu bir tarafa koymak lazım. İkincisi de en önemlisi Türkiye şu anda plastik mamul üretiminde Almanya kilogramını 5 eurolara satarken Türkiye şu anda 1 kilogramın 2.5-2.8 dolar arası satış yapıyor. Bu ne demek? Türkiye'nin ürettiği ürünler, KOBİ'lerimizin ürettiği ürünler güzel ürünler ama katma değer olarak bir Almanya seviyesini yakalayabilmiş değil. Evet. Dolayısıyla kontratlı alım yapmak için sizin kar marjınızın yüksek olması lazım. Kar marjı daha düşük firmaların, yani katma değeri düşük yapıların kontratlı uzun vadeli çalışma bir modeli dünyada da pek uygun olan veya yapılan bir şey değil. Bizim dolayısıyla bugün içinki gerçeğimiz öncelikle katma değerimizi arttırmak, üretimde daha sofistike ürünleri de Türkiye'de üretimini sağlamak. Bunları yaptığınız zaman o zaman kontratlı alımı konuşmak daha doğru olacak. Bugün için sadece hani tatlı ama realiteden çok bağımsız bir argüman olmaktan öte bir şey değil bu. Evet efendim, artık dediğim gibi programımızı bitirmek üzereyiz. Son dileklerinizi alalım sektörle ilgili olarak. Geleceğe ilişkin umutlarımız neler acaba? Bir kere şunu çok net söyleyeyim. Türkiye'de uzun vadede varlık fonuyla birlikte ciddi bir petrokimya yatırımı yapılmasıyla alakalı bizler de plastik sektörü olarak çalışıyoruz. Kendilerine her türlü desteği her modelde vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Bunun içeriğiyle alakalı da kendileriyle de bilgi paylaşıyoruz. İşin finansman modeli de dahil olmak üzere alternatifleri. Evet. Ancak bu konuda gelecekte çok daha hızlı bu işin öncelenmesini arzu ediyoruz bir tarafıyla. Diğer tarafıyla da şu anda ben bu vesileyle de Türkiye'de özellikle üretim gücü içinde çalışan plastik firmalarımız, üretim yapanların hepsini kutluyorum. Çünkü hep birlikte güçlü bir duruşu sergileyebildik. Bunu bozmazsak 6. aya kadar, evet, 6. aydaki yeni kapasitelerle birlikte de en azından hem sektörümüzün ayakta kalması bu petrokimya kartellerinin zamlarını hem de vatandaşımızın enflasyon altında ezilmemesine katkı vermiş olacağız. Üreten Türkiye'de bu hafta plastik ve ambalaj sektörünü tüm hatlarıyla değerlendirmeye çalıştık. Program konuğumuz sektörün en önemli temsilcilerinden PAGEV, yani Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu'ydu. Çok teşekkür ederiz efendim. Gökhan Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet efendim, programımızda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Üreten Türkiye programı. İşte bugün yapımcımız Harun Sarı, teknik yapımda Berkay Küçük de sizlere ulaştı. Mikrofon başında ben Gökhan Özer sizlerle birlikteydim. Ve tabii ki günlerimiz devam edecek. Bundan sonra Üreten Türkiye'de yine farklı sektörlere uzanmaya çalışacağız. Onları sizlere tanıtmaya, onların sesi olmaya çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bugünlük bu kadar diyelim ve İstanbul'dan sizi sevgi ve saygıyla selamlayalım. Hoşça kalın. Üreten Türkiye.